Şimdi değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte Türkiye Arabi Hareketi Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Yuva bizlerle birlikte. Sayın Yuva hoş geldiniz yayınımıza. Evet, çok teşekkür ediyorum Seda Hanım. Hoş Türkiye buldum. Arabi Merhabalar. Dostluk Hareketi Başkanı. Yanlış söyledim biraz önce ifade ederken kusura bakmayın lütfen. Tekrar hoş geldiniz Sayın Yuva. İsterseniz sıcak gündem olan sığınmacı tartışmalarıyla ilgili başlayalım gündemimize. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapmıştı bu konuyla ilgili ve Suriyeli sığınmacıların dönüşüyle ilgili yeni projelere imza atacaklarını ve bu konuyla ilgili yerel meclislerle görüşmeler yürüteceklerini ifade etmişti. Bir yandan bu konuyla ilgili Türkiye'den bazı kışkırtma girişimleri olduğunu görmekteyiz ki bugün bir tanesi daha İçişleri Bakanlığı önüne gitmek isteyen Ümit Özdağ tarafından da yapıldı. Sorunun çözümüne odaklanmak gerek burada. Sorunun çözümü nasıl olacak? Türkiye ve Suriye arasında kurulacak bir köprü, yapılacak bir uzlaşı, sığınmacı sorunun çözümünü nasıl bir yere getirecek? Sizden ayrıntıları dinleyelim lütfen buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Daha önceki programlarımızda da mülteciler üzerinden veya Türkiye'de yaşayan yabancılar üzerinden bu tür siyasi konuların birileri tarafından muhakkak suistimal edileceği, istismar edileceği ve hatta bugün yaşadığımız tabloya benzer çok daha ciddi meselelerin Türkiye'nin gündemine geleceğini daha önce ifade etmiştik. Görünen köye kılavuz istemeyiz. Bu nedenle bu Suriyeli mültecilerin meselesinin hallolması için iki tarafın masada olmasının gerekliliğini her daim işaret ettik ve bunu söyledik. Burada bir mesele varsa bu meseleyi çözecek olan iki taraf Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti'dir. Bunun dışında başka çözümler ve alternatifler aramak, sorunu Suriye sahasında yalnız başınıza veya sizinle birlikte hareket eden, Sayın Cumhurbaşkanı ifadesiyle 13 meclis temsilcisiyle konuşarak, görüşerek, onlarla bunu istişare ederek bu meseleyi çözemezsiniz. Bu meseleyi çözüyor gibi görünürsünüz ama sonra da netice itibariyle yeni sorunların ve yeni meselelerin ortaya çıkması için sadece ortam hazırlamış olursunuz. Bunu daha önceki programlarda özellikle mülkiyet konusuyla ilgili olan boyutunu sohbet ettik. Bir başka önemli husus da özellikle Suriye'yi bölmek isteyen projeye bu sadece katkıda bulunur. Aksine Suriye'nin toprak bütünlüğünü, üniter devlet yapısını, siyasi birliğini ve toplumsal huzuruna herhangi bir hizmette bulunmaz. Zira 1 milyon insanın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetiminde olan bölgelere taşınması ve bu meseleyi orada mevcut olan bu yerel meclislerle yani Türkiye'ye bağlı çalışan yerel meclislerle görüşerek, konuşarak halletmeye çalışmamız bence Amerika Birleşik Devletleri'nin ve onunla birlikte sahada hareket eden, Suriye'yi bölmeye yeltenen ayrılıkçı kuvvetlerin projeleriyle örtüşen bir tablo arz eder. Karşı taraf buna mukabil eğer Türkiye tarafı kendisiyle birlikte hareket eden örgütlere ve kendisinin himayesinde olan bir mülteci grubuna Suriye'nin kuzeyinde kendisine bağlı bir otonom özerk bölge inşa etme konusunda ısrarlıysa o vakit bizim de çabalarımızı ve çalışmalarımızı anlayışla görmeli ve bunu bu şekilde kabul etmeli anlayışları tedavüle girer. Haklı olarak da bu böyledir. Bunun için bugün ve önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin gündeminden düşmeyecek olan ve birçok tarafın suistimaline maruz kalacak olan ucu açık böyle bir meselenin karşılıklı atışmalardan ziyade karşılıklı iddialarla bizim ne yaptığımız, muhalefetin ne yaptığı çerçevesinde değerlendirmekten ziyade bu meselenin ciddi olarak çözümüne odaklanmalı ve bu çözümün esas tarafı olan Suriye Arap Cumhuriyeti ile bir an önce artık bu görüşmelerin başlatılması ve sadece bu meselenin değil, iki ülke arasında mevcut olan birçok meselenin halli için bu adımın atılmasının gerekli ve elzem olduğunu söylüyoruz.
Sayın dün Yuma, veya bu... hükümet aslında burada ısrarla bir Birleşmiş Milletler vurgusu da yapıyor. Biraz önce Sayın İsmail Çataklı da açıklama yaparken Ulusal Kanal muhabiri Seda Gökşam'la görüşme konusunda bir soru sorduğunda Birleşmiş Milletler çerçevesinde Suriyeli sığınmacıların gönderimi konusunda bazı adımlar atılacağı ifade edildi. Birleşmiş Milletler'in buradaki rolü ne olabilir? Suriye ile iletişim kurmaktansa Birleşmiş Milletler'le bu işin çözüleceğini düşündürten şey nedir hükümete? Şimdi hükümetin daha önce bu meseleyi NATO ile birlikte çözme arzusu vardı. Zaman içinde aslında NATO'nun Türkiye'nin çıkarlarına, Türkiye'nin milli menfaatlerine ve milli güvenliğine katkı yapmaktan ziyade Türkiye'yi Suriye sahasında sadece kendi çıkarları için kullandığını önemli bir kesim Türkiye'de bunu idrak etmeye başlamıştı. Bunu gördüklerinde de NATO'dan ziyade daha farklı uluslararası kuruluşları devreye sokma teşebbüsünün ve inancının ortaya çıkmış olduğunu görmekteyiz. Yani meseleyi esas itibariyle çözmesi gereken Suriye Arap Cumhuriyeti ile görüşmek ve bunu kendisiyle konuşmak yerine ya NATO'yu ya da Birleşmiş Milletleri göreve çağırmak da işin çözümünde olumlu gelişmelerin yaşanmayacağına şimdiden delalettir diyebiliriz. Neden bu delaletin mevcut olduğunu söylüyorum? Neden bunun çok açık net bir gösterge olduğunu söyleyebiliyorum? Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olmadan böyle büyük bir meselenin yani mülteciler konusunun Suriye sahasında Birleşmiş Milletler'in müdahil olacağı bir çözümün mümkün olmadığını biliyoruz. Güvenlik Konseyi'nden böyle bir kararın çıkması için iki önemli ülkenin Suriye sahasında Türkiye'nin bu arzusunun bu çalışmasına destek vermesi elzemdir. Kimler bunlar? Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya. Şimdi Rusya Federal Devleti ve Çin Halk Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi'nde birkaç kez veto hakkını Suriye'nin lehine kullanmış ülkelerdir. Ayrıca Rusya-Suriye Savaşı'nda da esas taraftır. Ve Suriye ordusuyla birlikte operasyonlar yapan bir müttefik Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bir müttefik kuvvetidir. Şimdi Birleşmiş Milletleri böyle bir çabaya ve çözüme davet ettiğiniz zaman Rusya veya Çin Halk Cumhuriyeti'nin veya her ikisinin onayını almış olmanız gerekmektedir. Ancak bugün gelen bazı açıklamalara baktığımızda özellikle hükümete yakın Abdülkadir Selvi'nin CNN'de sanırım bir televizyon kuruluşunda aslında Türkiye tarafının Esad'la görüşmek istediği sadece güvenlik ve istihbarat derecesinde değil, bizatihi Esad'la bu görüşmeleri yapmak istediği yönünde bir açıklaması oldu. Ancak Rusya'nın bunu engellediği ifade ediliyor. Çok ilginç bir iddia. Ancak iddiasına binaen Esad'la görüşmek isteyen Türkiye'nin Rusya tarafından bir engel teşkil ettiği ve Esad'ın Türkiye ile görüşmemesi için telkinde bulunduğu yönünde bir iddia ortaya atıldı. Yani şimdi eğer Rusya, varsayalım ki Abdülkadir Selvi'nin ortaya koyduğu iddia, yani hükümet kaynaklarından elde etmiş olduğu bu bilgi bir doğruluk payına sahip olsun. Ve biz bu varsayımdan, bu doğruluk payından hareket ederek şunu sorabiliriz. Eğer Rusya, Türkiye'nin direkt Esad'la kendisine istişarede bulunmadan, kendisi bu işe dahil olmadan, bizatihi kendisinin içinde yer alacağı ikili görüşmeler söz konusu olmadan, Türkiye ile Esad'ın veya Türkiye ile Suriye'nin bir araya gelmesine gönül vermiyorsa, itiraz ediyorsa, o vakit Türkiye'nin Birleşmiş Milletleri bu meselenin çözümü için Suriye sahasına davet etmesinin de bir kıymetli harbiyesi veya bir olumlu neticesi olmayacaktır. Çünkü bunu yapabilen Rusya aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı sahibi bir ülke olarak böyle bir adıma ve böyle bir çözüme kesinlikle itiraz edecektir, mani olacaktır. Şimdi esas itibariyle Rusya'nın neden eğer Abdülkadir Selvi'nin hükümet kaynaklarından elde ettiği bu bilgi doğru ise, bu iddia doğru ise Abdülkadir Selvi'nin bu iddiasını şu şekilde yorumlamak mümkün. Rusya neden itiraz etmektedir? Yani Türkiye, Rusya, İran arasında hem Astana'da hem daha sonra özellikle Rusya ve Türkiye arasında Soçi'de Suriye meselesinin halli tartışılır, görüşülürken
üçlü mekanizma işletilmişken Türkiye ile Rusya arasında Suriye sahasında önemli bir işbirliği ortaya konulmuşken Rusya ordusuyla Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde birlikte hareket ederken, birlikte birçok bölgeyi denetlerken İdlib'de Rusya ile Türkiye İdlib'de birçok meseleyi görüşerek, istişare ederek birlikte hareket ederken Rusya neden bu noktaya geldi? Rusya neden bu itirazlarını ortaya koymaktadır? Burada gördüğüm, benim kanaatim odur ki Ukrayna sahasında Türkiye'nin Rusya'nın pozisyonundan ziyade doğrudur, natürel dediğimiz yani her iki tarafa eşit mesafede olduğunu iddia eden Türkiye'nin o zaman Rusya tarafından Ukrayna sahasında ortaya konulan politikalarından rahatsızlık duyduğunu söylemek mümkün. Bu bir. İki, Türkiye hava sahasının ister Rusya'yla da görüşülerek yapılmış olması. Yani biz daha önce Moskova'yı konuyla ilgili bilgilendirdik demiş olmasına rağmen Rusya'ya hava sahasını kapatmış olması. Bizim bilmediğimiz perde arkasından Türkiye'nin halen Ukrayna'ya dronlarını, VSH'larını satmaya devam ettiği veya Ukrayna'dan özellikle çıkan çok büyük miktarda paraların Rusya'nın itiraz ettiği ülkelerin içinde Türkiye'nin de mevcut olabileceği vesaire Rus kaynaklarında, Rus gazetelerinde bu konuyla ilgili bazı iddialar gündeme gelmişti. Ancak benim gördüğüm Suriye sahasında Türkiye'nin Rusya'yı içinde görmediği, Rusya'nın katılmadığı, Rusya'sız bir çözümü eğer Türkiye arzuluyor ise Rusya'nın da bundan ciddi bir rahatsızlık duyduğu ve Suriye tarafının Türkiye'den gelecek adımlara olumsuz bakması veya karşılık vermemesi yönünde bir telkinde bulunmuş olma ihtimali mevcuttur. Hı hı. Suriye tarafının da bu ihtimali nazara dikkate alacağı ve Rusya'yı üzecek, küstürecek ve Rusya'nın içinde yer almayacağı bir Türkiye-Suriye diyaloguna açık olmayacağını da şimdiden söylememiz mümkün. Hı hı hı. Türkiye, Rusya ve Suriye'nin bölgedeki koordinasyonu oluşturacağı anlaşma aslında en çok konuşulan konulardan biri Sayın Yuva. Özellikle Suriye'nin kuzeyindeki Amerika Birleşik Devletleri üslerinin ve onun desteklediği PKK-PYD'nin temizlenmesi için yalnızca Türkiye ve Suriye'nin işbirliğinden ziyade bölge ülkelerinin ve Rusya'nın da burada katılımının oldukça önemli olduğu ifade ediliyor. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz? Doğrudur. Sahaya baktığımız zaman esas itibariyle operasyondan sorumlu olacak iki askeri kuvvet Türkiye ve Suriye olacak. Yani böyle bir işbirliği sağlandığı takdirde Suriye sahasında bu operasyonları koordine edecek olan iki önemli askeri güç Türkiye ve Suriye olacaktır. Ancak Rusya'nın bu operasyona ve bu işbirliğine bir örtü gücü olarak katılması ve destek vermesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden bir bölücü hareketin ve arkasındaki Amerika Birleşik Devletleri'nin meşruiyetini Suriye toprakları üzerinde sorgulayacak en önemli uluslararası kuvvet yine Rusya Federasyonu olacak. Türkiye'nin hem Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı dengeyi sağlayabilmesi ve bir caydırıcılık gücü olarak Rusya'yı Amerika'ya karşı kullanabilmesi ve birlikte hareket edebilmesi hem de sahadan gerçekten bu operasyonlardan ciddi ve beklediği sonucu alabilmesi için Rusya'nın muhakkak ki bu işbirliğine destek vermesinde bir önem ve elzem mevcut olduğunu düşünüyorum. Sayın Yuva, bir de şimdi Suriye'nin attığı adımları konuşmak istiyorum. Bazı görüntüler var. Suriye'de coşkulu geri dönüşlerin yaşandığı o görüntüleri de arkadaşlarım ekranlara getirirse Suriye lideri Beşar Esad'ın ilan ettiği genel affın ardından Suriye'ye dönüşler başladı. Hatta bir yoğunluk da oluştu. Bu sefer ilan edilen affın daha kapsamlı bir af olduğu ilan ediliyor. Daha önce Suriye 11 adet af ilan etmişti. Bu affın farkı nedir ve bu Türkiye'ye karşı atılmış bir adım mıdır sizce? Evet, önce bu affın kapsamından bahsedelim. Daha önce özellikle genel affları sahada icra eden taraflara baktığımız zaman aftan yararlanmak isteyen kesimlerle eğer bir silahlı örgüt ise mensupları ile eğer sadece
mülteci kamplarından, komşu ülkelerin mülteci kamplarından ülkeye dönmek isteyenlerin isteyenlerle Suriye tarafı ise bu masada özellikle Suriye Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri ile istihbaratı yer almaktadır. Zira bir güvenlik konusudur bu. Ancak bu yeni aftaki en önemli husus özellikle buna Uluslararası Af Örgütü'nün ve Birleşmiş Milletler'e bağlı mülteci komisyonlarının içinde yer almasıdır. Bu vesileyle hem uluslararası bir statü kazandığı için hem de uluslararası kuruluşların gözetiminde yapıldığı için daha çok cesaretlendirici ve daha iyi sonuç alıcı bir genel af olduğunu düşünebiliriz, söyleyebiliriz. Bunun ötesinde özellikle insanlarda mevcut olan kaygıların gider bu haftan yaralanırsam başıma neler gelir sorusuna mukabil olarak verilen garantilerin uluslararası kuruluşlar tarafından da garanti altına alınması sebebiyle bu geri dönüşlerin bu kadar yoğun ve hızlı bir şekilde olduğunu söylememiz mümkün. Bir başka önemli husus, Türkiye'ye karşı bir farklı ülkelerin komplosu, kumpası çerçevesini de değerlendirmek yerine o ülkelerle yani özellikle Ürdün, Irak ve Lübnan ve özellikle Golan bölgesinde mülteci olarak yaşayan, uzun yıllar yaşamak zorunda kalan bu insanların geri dönüşünü sağlayan en önemli husus Suriye'nin Ürdün'le, Lübnan'la ve diğer Arap ülkeleriyle yapmış olduğu görüşmeler ve bunun sonucunda diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve ikili ilişkilerin yeniden bir güven atmosferine girmiş olmasındandır. Bu mesele Türkiye'de bu şekilde yaşandığı takdirde yani Türkiye ile Suriye arasında bu güven unsurunu tesis edecek olan diplomatik ilişkiler başladığı zaman aynı şekilde Türkiye'den rahatlıkla insanların hem Türkiye'nin güvencesi hem de Suriye'nin vereceği güvence hem uluslararası kuruluşların içinde yer alacağı böyle bir çalışma insanların evlerine daha huzurlu ve daha bir güvenli şekilde döneceklerini görebiliriz ve söyleyebiliriz. Ancak Türkiye'de mevcut olan mültecilerle ilgili şöyle bir husus var. Bu sebeple de işin içinde güvenlik kuvvetlerinin yoğun olarak yer alacağı bir meseleden söz ediyoruz. Zira 10 yıllık savaş süresi içinde Türkiye'nin desteklediği birçok farklı silahlı örgüt var. Bu silahlı örgütlerin aileleri özellikle Türkiye'de yaşamaktadır. Bu silahlı örgütlerin hem ideolojik bir taraftarı, hem bir önemli ticareti, hem de bunun dışında bu insanların özellikle Suriye sahasında kazandıkları önemli bir getirimi olan farklı ticaret ilişkileri mevcut. Şimdi bütün bunları Türkiye'nin nazara dikkate alarak Suriye ile masaya oturduğu zaman bunları nazara dikkate alarak oturması gerektiği aşikar. Şimdi bu sebeple etrafımıza baktığımız zaman bazen Türkiye'nin neden bu adımı atamadığı konusuyla ilgili olarak birçok sebep ve unsur söylenmiş olmasına rağmen bunlardan birisi hep ihmal edildi. O da özellikle bu silahlı örgütlerin Türkiye-Suriye ilişkilerinin olmamasından, bu diplomatik ilişkilerinin halin hasıl olmamasından mütevellit bu sebeple elde ettikleri çok önemli bir ticari menfaat sahası oluştu. Bu ticaret sahasını kaybetmeleri, kendilerinin monopolünde, tekelinde yapılan bu ticaretin özellikle Suriye'nin çok ihtiyacı olan araç gereçlerin, şekerin ve diğer gıda mamullerinin belirli şirketlerin elinde mahsur tutulması, bu şirketlerin özellikle bu silahlı yapılarla ve örgütlerle organik bir bağının olması ve bu şirketlerin kendilerine hizmet ediyor olması, ayrıca Türkiye'deki hükümetin bu gıda mamullerini Suriye'ye belirli şirketler üzerinden ancak gönderilebilir kararının mevcut olması, bu yapılara ve bu çevreye ve büyük bir menfaat sağladı. Bu menfaatlerinden ne kadar vazgeçebilirler? Bu sebeple de bunların çok ciddi bir lobi çalışmaları var Türkiye'de. Hem AK Parti üzerinde hem hükümet üzerinde de önemli bir etkileri var. Hem de kamuoyu üzerinde önemli bir etkileri var. Yani Suriye kamuoyu üzerinde bir etkileri var. İşte bütün bunların rahatlıkla görüşülebilmesi, konuşulabilmesi, bu menfaat çevrelerin vermiş olduğu, bu siyasi ilişkileri vermiş olduğu zararları, kendi menfaatleri için Türkiye'nin politikalarını da yönlendirmeye kalkışmalarının önünü kesecek olan en önemli husus, bu meselenin direkt Suriye Arap Cumhuriyeti ile görüşülmesidir.
Suriye Arap Cumhuriyeti ile görüşüldüğü takdirde hem bu meseleler bir çözüme kavuşmuş olacak, hem Türkiye tarafı Suriye tarafıyla kendisiyle birlikte hareket eden bu kadar çok farklı ve büyük silahlı örgütlerin akıbetinin ne olacağı konusunu Suriye Arap Cumhuriyeti ile görüşecektir. Bunu Birleşmiş Milletler'le veya NATO'ya görüşerek halletmeyecektir. Çünkü bunların muhatabı Suriye Arap Cumhuriyeti'dir. Ve bu mesele ancak Suriye Arap Cumhuriyeti ile görüşülüp tartışıldığı vakit ve masadan sonuç alınabildiği vakit, bu da ancak ve ancak bölgede önemli bir askeri güç olan ve bu oyunu bozacak olan Amerika Birleşik Devletleri'nin projelerine de engel teşkil edebilecek olan Rusya'nın bu işin içinde olması zaruridir ve bu meselenin olumlu halli içinde gereklidir. Sayın Yuva, Suriye kamuoyundan bahsettiniz biraz önce. Aslında daha konuşmamızın başında konuştuğumuz yerel meclisler konusunda Türkiye'nin aldığı tavır Suriye kamuoyunda nasıl yankılandı sorusunu da merak ediyoruz. Çünkü bunun hem Türkiye'nin hem Suriye'nin başına bela olacak bir hamle olduğunu ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı bir hamle olduğu kanaatini ekranlara getiriyoruz. Peki Suriye kamuoyunda nasıl yankılandı bu açıklamalar? Aynı eleştiriler ve kaygılar Suriye tarafında da mevcut. Hı hı. Suriye basınında bunu özellikle 1 milyon Suriyelinin geri gönderileceği ama bunun 13 meclis temsilcisiyle görüşülerek çözüleceği açıklaması yapıldıktan hemen sonra Arap televizyonlarında, Suriye basınında bu konu çok tartışıldı. Sadece Türkiye'nin aslında bu meseleyi çözmek istemediği, konuda ciddi olmadığı, aslında meselenin halli yerine başından itibaren Suriye'yi bölmeye niyetlendiği görüşünü temsil eden kesimlere bir prim verilmiş oldu. Hı hı. Yani o insanların sadece bu açıklamalarla haklı oldukları iddialarının da geçerli olduğu yönünde bir destek mesajı gibi geldi. Şimdi bir taraftan bizlerin ve televizyonumuzun çok önemli çalışmaları ortadayken sağlıklı bir çözüm için 10 senedir mücadele eden, aklı selim politikalar üreten, bu politikaların nasıl uygulanması gerektiğini ve esas çözümün Türkiye'nin neden milli güvenliğine hizmet edeceğini söyleyen tarafların sürekli olarak elinin zayıfladığı ve aslında karşı tarafa da Türkiye'den gelen her açıklamaya şüpheyle bakılması gerektiği yönündeki kanaatini pekiştirmiş oluyor bu açıklamalar. Hmm. Bu sebeple bu tür açıklamalardan kaçınılmalı. Bu tür açıklamalar sadece ve sadece Suriye'yi bölmek isteyen, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duymayan ve Suriye devletinin varlığını ve meşruiyetini kabul etmeyen kesimlerin ve kuvvetlerin açıklamaları olabilir. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle her daim toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine ve Suriye'nin bu savaştan çıkması için bir an önce barışın gelmesi gerektiğini atıfta bulunan hükümetin bakanlarının yapmış olduğu açıklamalarla da örtüşmemektedir. Evet. Sayın Yuva, son olarak şunu da soracağım. Sahada ciddi anlamda PKK-PYD ile bir mücadele yürütülüyor. İran kuzeyinde ciddi bir mücadele var. Keza Irak hükümeti de Sincar'da PKK-PYD ile mücadele ediyor. Bizim Dışişleri Bakanımız da ifade etmişti. Suriye ordusu da PKK-PYD ile sahada ciddi çatışmalar halinde. Peki bizim nihai heyetimiz eğer PKK-PYD'yi bölgeden temizlemek ve Amerika Birleşik Devletleri'ni de buradan göndermekse sahadaki bu başarı diplomasi olmadan gelebilir mi? Tabii ki gelemez. Bu sahada sağlanacak olan zaten askeri tarihte her daim öyledir. Askeri zaferler siyasi zaferlerle taşlandırılmadığı sürece o askeri zaferler noksan, eksik ve zayıf kalır. Aksine tekrar bu sorunun yeniden yaşanmasına da ortam hazırlar. Zira bataklığı kuruturken sadece o bataklığın ürettiği sineklerle değil, o bataklığa sebep olan ana kaynaklar kurutularak bataklıktan kurtulunur. Ve Türkiye'nin, Irak'ın resmi hükümetiyle, Suriye'nin resmi hükümetiyle, Rusya'yla, Lübnan'la ve bunda taraf olan diğer Arap ülkeleriyle direkt görüşmeden, İran'la konuşmadan, görüşmeden, yalnız başına PKK'ya karşı muhtemelen çok ciddi askeri zaferler ve sonuçlar da elde edebilir.
ve bunu ortaya koydukları operasyonlarda da Türk Silahlı Kuvvetleri zaten arz etmektedir, göstermektedir. Ama askeri boyutunu siyasi diplomatik bir boyutla beslemez ve bunu tamamlamazsak o zaman bu mücadele eksik kalır. Mehmetçik de yorulur. Mehmetçiğin verdiği mücadele bir siyasi zafer kazanmadan Mehmetçiğin vermiş olduğu mücadelenin esas anlamı yitirilmiş olur. Nedir esas anlam? Bölgeyi sadece terörden arındırmak değil, aynı zamanda bölge ülkeleriyle, bölge halklarına bir ekonomik refah, bir toplumsal huzur sağlamaktır. Bunu da yapabilmemiz için hiç şüphesiz bu diplomatik siyasi münasebetlerin bir an önce başlamasının gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Sayın Yuva, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Her zamanki gibi çok doyurucu bir söyleşi oldu. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Türkiye Arabi Dostluk Hareketi Başkanı Profesör Doktor Mehmet Yuva bizlerle birlikteydi. Özellikle Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesi konusunda ve Türkiye-Suriye ilişkileri konusunda atılması gereken adımları hem de Suriye'nin gözünden de Suriye kamuoyunun gözünden de bizlere aktarmış oldu.